Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Hücre ünitesi soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hücre ünitesinde geçtiğimiz hafta hücre zarında madde alışverişleriyle ilgili soru çözümü gerçekleştirmiştik. Şimdi ise arkadaşlar artık organeller başlığındayız ve organeller başlığıyla ilgili karşınıza iki tane soru çözüm videosu gelecek. Bu soru çözüm videoları içerisinde de özellikle organelleri kendi içerisinde gruplandırdık. Mesela bir sonraki hafta gelecek videonun içerisindeki sorular mitokondri, kloroplast, çekirdek gibi organeller. Burada daha çok sentrozom, ribozom, kofol, endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, peroksizom ifadelerini duymuş olacaksınız. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Aşağıda polizom oluşumuna ait görsel yer almaktadır. Büyük polipeptit zinciri, ribozomlarım var, mRNA'm, küçük alt birim, büyük alt birim şeklinde görsel vermiş bana. Ve demiş ki buna göre polizomla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi polizom nedir? Ne işe yarar? Normalde AYT'de de polizomla ilgili bir kısım var. Özellikle 12. sınıflar sizler beni şu anda çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü genden proteine ünitesinin içerisinde polizom başlığı var. Ancak TYT'de de arkadaşlar görsel verir veya birkaç dizi bir cümle verir ve bizden çıkarım yapmamızı ister. Polizomda birden fazla ribozomların olduğunu görüyorum ben ve birden fazla ribozoma tek bir mRNA bağlanmış bu görselde. Her bir ribozom ise kendi içinde bir protein üretme aşamasında. Peki buna göre bakalım. Aynı proteinden kısa zamanda çok sayıda üretilmesini sağlar. Evet, polizomun mantığı budur arkadaşlar. Kısa zamanda çok iş yapmak. Ama aynı proteinden kısa zamanda çok fazla sayıda üretmek ne gibi düşünebilirsin bunu? Fotokopi makinesi gibi düşünebilirsin. O halde bunu doğru kabul ettim. Birden fazla mRNA'nın bağlanması ile protein çeşitliliğini artırır diyor. Şimdi görselime dönüp baktığımda polizomu ben bilmiyorsam dahi görsele dönüp baktığımda birden fazla ribozoma tek bir mRNA'nın bağlı olduğunu. Bak şu mRNA görüyor musun? Tek bir mRNA'nın bağlı olduğunu görüyorum. O halde arkadaşlar birden fazla mRNA'nın bağlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bir mRNA'ya birden fazla ribozomun bağlanması var burada. 2 doğru değil. O yüzden 2'yi şıklarımdan eleyebilirim. Üretilen proteinler yapısal olarak birbirinin aynısıdır demişiz. Evet, üretilen proteinler birbirinin aynısıdır. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Burada tek bir mRNA var. Tek bir mRNA olduğu için sana tek bir şifre gelmiş. Ve sen aynı proteinden çok sayıda üretmek istiyorsun. O zaman yapısal olarak üretilen her bir protein birbirinin aynısıdır. Peki işlevsel olarak deseydi o zaman oturup düşünürdüm. Çünkü ribozomda üretilen proteinler buradan çıkıp endoplazmik retikulumda katlanıyorlar ve belki de oradan Golgi'ye gidecekler. Belki antikora dönüşecekler, belki enzimin yapısına katılacaklar, belki hormona dönüşecekler bilmiyoruz. Ama yapısal dediği için aldım bu soruda. Evet. Bazı hücre organelleri ve görevleriyle ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur diye sormuşuz. Endoplazmik retikulum bazı zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Evet, hatta birazdan birkaç farklı soru da çıkacak karşımıza endoplazmik retikulumla ilgili granüllü granülsüz diye arkadaşlar. Endoplazmik retikulumun böyle bir görevi vardı. Golgi cisimciği endoplazmik retikulumun getirdiği maddeleri ileri derecede işler. Ne yapıyordu Golgi? Salgı, sentez, paket yapıyordu ve endoplazmik retikulumdan çıkan bir ürün, bir ara madde buradan Golgi'ye gelebiliyordu ve Golgi'de işlenip son halini alabiliyordu arkadaşlar. Doğru kabul ettim. Lizozom hücre içerisine endositoz yolu ile alınan besinlerin sindiriminde görev alır. Lizozomun zaten temel görevi nedir hücre içerisinde? Hücre içi sindirimi sağlamaktır ve tabii ki endositoz yoluyla derken de burada şunu demek istemiş aslında. Polimer bir besin hücrenin içerisine giriş yaptığında bu polimer besini parçalayabiliyorsan sen kimin sayesinde? Lizozomun sayesinde bunu yapmış oluyorsun. O halde her üçü de doğru oldu.
aşağıdaki şekilde bir organel çeşidi gösterilmiştir. Hangi organelden bahsediyor burada aslında? Şuradan bahsediyor arkadaşlar. Buradaki organelimiz bizim endoplazmik retikulum. Şu kim? Çekirdek. Dikkat et, çekirdek değil, hemen endoplazmik retikuluma yöneldim. Neden bunu yaptım? Çünkü bana organel diyor. Organel dediği için ben şekilde eri buldum ve burayı soruyordur dedim. Ama hücre içindeki elemanlar deseydi o zaman çekirdeği de baz almak zorunda kalırdım. O halde ben bu soruyu endoplazmik retikulum üzerinden çözeceğim. Bu organel çeşidiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hücre içi madde iletimini sağlar. Evet, endoplazmik retikulum hücre içerisinde madde taşınması ve madde aktarılmasını sağlardı. Hücreye mekanik destek sağlar. Böyle bir görevim de vardı. Kendine ait DNA, RNA ve ribozom bulundurur diyor. Granüllü endoplazmik retikulumda ribozom vardı ama kendisine ait DNA veya RNA endoplazmik retikulumun herhangi bir çeşidinde yok arkadaşlar. Eledim. Bazı organellerin oluşmasında etkilidir. Örneğin Golgi'nin oluşmasında, örneğin arkadaşlar lizozomun oluşmasında etkilidir endoplazmik retikulum. Ne oldu cevabım? Denizli. Evet, farklı canlı ve hücrelerde görev yapan koful ve çeşitleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kofulun çeşitleri vardı. Beslenme, boşaltım, salgı, sindirim, kontraktil koful gibi. Bunları soracak bana şimdi. Tek hücreli bazı canlılarda hücre içine polimer besinlerin alınmasında görev alır. O zaman nedir bu koful benim için? Şöyle, besin kofulu. Aldım. Bitki hücrelerinde metabolik atıkların depolanması. Depolayacağım, sonra dışarıya ne yapacağım onu atacağım. Yani boşaltım kofulu olarak da görev alabilir. Hayvan hücrelerinde fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Hayvan hücrelerinde fazla suyun dışarı atılması. Kontraktil kofuldan bahsediyor burada herhalde, değil mi? Dursun bakalım. Tüm canlı hücrelerde bulunur demişiz. Tüm canlı hücrelerde koful var mı? Hayır, yok. Çünkü koful tek zarlı bir organeldir ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunur. 4'ü eliyorum zaten. 1 ve 2 kesin doğru. 3'te bekliyorum. Neden? Hayvan hücrelerinde fazla suyun dışarı atılması. Şimdi fazla suyun dışarı atılması, evet, kontraktil koful böyle bir işleve sahip. Peki kimde bunu yapıyor kontraktil koful? Tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot canlılarda bunu yapıyor arkadaşlar. Yani protista grubunda bunu yapıyor. Hayvanlar alemi içerisinde kontraktil kofula sahip olan herhangi bir canlımız yoktur. Lütfen cümle sizi yanıltmasın. Hep söylüyorum, tekrar edeyim arkadaşlar. Eğer biyolojide karşınıza böyle birbiri içerisine geçmiş cümleler varsa cümlenin yarısını bir okuyun. Buraya kadar doğru. Diğer yarısına doğru tarafını okuyun. Buraya kadar doğru. İki tarafın doğru, iki tarafın yanlışlığına lütfen dikkat edin. Mesela evet, fazla suyun dışarı atılmasını koful sağlıyor. Burada sorun yok. Ama cümlenin başındaki ifade bazen gözden kaçabiliyor ne yazık ki. Evet, lizozom organeli ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İçerisinde solunum enzimleri bulunur. Lizozomun görevi ne? Hücre içi sindirim. İçerisinde solunum enzimi bulundurmasına gerek var mı? Hayır. Benim solunum enzimlerim ne? Atıyorum ETS enzimi olsun veya glikoliz enzimleri olsun. Bunlar nerede bulunuyor arkadaşlar? Sitoplazma ve mitokondride bulunuyor. Ökaryot hücrelerden bahsediyorum. O halde biri eledim. Er ve Golgi, yani endoplazmik retikulum ve Golgi organelinin etkinliği ile oluşur. Evet, doğru. Hücrede yaşlanmış organellerin parçalanmasında görev alır. Evet, doğru. Hatta arkadaşlar kontrollü hücre ölümlerine de yardımcı oluyordu lizozom organeli. Hatta arkadaşlar embriyonik dönemde parmak arası perdelerimizin erimesine, işte kertenkelenin kuyruğunun kopmasına da yardımcı oluyordu. Hatta doğrudan işleviydi de diyebiliriz. Evet, aşağıdaki şekilde polimer sentezinde görev alan K ve M organelleri verilmiştir. Amino asitik K organeli almış, protein olarak çıkartmış. K organeli nedir arkadaşlar? Hep birlikte buna ne diyeceğiz? Ribozom organeli, zarsız tüm canlılarda bulunan organel. Peki glikoz M organeline girmiş ve glikoprotein olarak çıkmış. Aynı zamanda
proteinle glikozu birleştiren bir organel. Yani glikozdan bir polimer sentezleyen değil de, yani kloroplast değil de, nedir arkadaşlar proteinle glikozu birleştiren ya da bir protein ile bir karbonhidratı birleştirip bir polimer ürün açığa çıkartan organelimiz? Tabii ki Golgi. O zaman K ribozomdur, M Golgi'dir. Soruyu böyle çözeceğim. Evet, K ve M organelleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? K tüm canlılarda bulunan zarsız bir organeldir. Evet, çünkü ribozom. M organelinin oluşumunda endoplazmik retikulum görev alır. Doğrudur. Az önce de üzerinden geçtim. Mantar hücresinde iki organel de bulunur. Mantarlarda hem Golgi hem de ribozom organeli bulunuyor mu? Evet, bulunuyor. O zaman E şıkkıdır cevap dedim. Aşağıda ökaryot hücreye ait bir organel çeşidi verilmiştir. Şekilde verilen organel ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuşuz. X nedir arkadaşlar? Granüllü endoplazmik retikulum. Y nedir? Granülsüz endoplazmik retikulum. Hocam bilmek zorunda mıyım? Görselleri iyi kötü tanımak zorundayız arkadaşlar. Yani en azından Erle Golgi'yi karıştırmamaya dikkat edin. Golgi birazcık daha yassı kesecik dediğimiz yapılara sahip. Endoplazmik retikulumda ise kanalcık sistemi var. X granüllü, Y granülsüz. Soruyu buna göre hadi bakalım çözelim. Şekilde verilen organel ile ilgili X granülü endoplazmik retikulumdur. Y düz endoplazmik retikulumdur. X'in görevi protein sentezi. X'in üzerindeki o küçük küçük granül diye adlandırdığımız partiküller ribozom organeli. Yani mikroskopta baktığımızda tanecikler görürüz erin üzerinde. Onlar ribozomdur ve temel işlevi orada protein ve protein kökenli bazı moleküllerin üretilmesidir. Y'nin görevi madde taşınması, depolanması, işte belki zehirli bazı atıkların parçalanması, belki kalsiyum depolanması şeklinde sıralanabilir. O zaman tüm ifadelerim benim için doğru olmuş oldu. Evet, kontraktil vurgan kofulların temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Vurgan kofuluyla ilgili çıkmış sorumuz var arkadaşlar. O yüzden koful içerisinde özellikle vurgan kofulunu önemseyin. Çünkü sınıflandırma ünitesinin içerisinde de zaten vurgan kofuluyla ilgili bolca soru kalıbı karşımıza gelecektir. Oksijenin dışarıya atılmasını sağlar. Hayır, böyle bir görevi yok vurgan kofulun. Sindirim atıklarının atılmasını sağlar. Bunu boşaltım kofulu yapar. Fazla suyun ATP ile atılmasını sağlar. Dursun. Hareketi sağlayan temel birimdir. Hareketi sağlayan sanki kamçı, sil falan. Yani kofulla alakası yok. Üreme hücrelerinin karşılaştığı açıklıktır demiş. Vurgan kofulunun böyle bir işlevi de yok. Böyle bir açıklıktır ifadesini de biz koful için kullanmıyoruz. Tekrar döndüm C şıkkına. Fazla suyun ATP ile atılmasını sağlar ifadesi doğrudur arkadaşlar. Tekrar edeyim. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot canlılara içeriye fazla su girdiği takdirde o suyun tekrar dışarı atılmasını sağlayan şey vurgan kofuludur. Ve vurgan kofulu kasılıp gevşeme mekanizmasıyla çalışır. Bu çalışma esnasında enerjiye ihtiyaç duyar. Yani vurgan kofulu suyu dışarı atarken suyun geçişi esnasında enerji harcanmaz. Ama kofulun çalışması sürecinde enerji harcanır. Dediğim gibi kasılıp gevşeyen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu mekanizmanın çalışabilmesi, bu organelin çalışabilmesi için enerji şarttır. Evet, soru çözüm videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.